Merhabalar, bu videoda Matrix IQ ile farklı bir yöntem deneyeceğiz. Standart Matrix'te oluşturduğumuz stratejilerde alacağımız adedi, satacağımız adedi yazıp eninde sonunda elimizdeki USDT paritesinde işlem açtırıyorsak Tether arttırıyoruz. BTC paritesinde işlem açtırırsak da Bitcoin arttırıyoruz. Şimdi bunu tam tersine çevirip Tether paritesinde işlem açtığımızda, örnek veriyorum, XRP USDT'de işlem açtığımızda USDT'yi değil elimizdeki Ripple'ı arttırmaya çalışacağız. Normalde alım ve satım adedine giriyoruz. Bakiye kaç olursa olsun 100 adet al 100 adet sat yazdığınızda bakiyeniz hep 100 adet alınır ve 100 adet satılıra göre artacaktır. Ama benim bakiyem yükseldiğinde, örnek veriyorum, 100 adet Ripple aldım ve kar ile sattım. Bakiyem yükseldi. Ben o bakiyemin tamamını kullanarak tekrar Ripple almak istiyorum. Ama alamıyorum. Yine 100 adet alıyorum. Aradaki o karım benim realize edilmiş bir şekilde duruyor. Ben bunu istemiyorum. Ben adet arttırmak istiyorum. Bu fikir de nereden çıktı? Telegram'daki Matrix IQ kripto grubumuzda dün akşam bir yayın yaptık. Orada fikir alışverişi yapa yapa bu fikir gelişti. O yüzden herkesi Matrix IQ kripto kanalına beklerim Telegram'da. O grupta fikir alışverişleri falan çok güzel bir şekilde dönüyor. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Ya en azından grubu kurmamızdaki amaca şu an hizmet ediyor. Birbirimize fikirler veriyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi hemen bunu bir deneyelim. Nasıl çalıştığını da anlatacağım. İlk önce bir düzenliğe giriyorum. Bu arada ben Most'u denedim. Yani birkaç tane daha denedim adet arttırmak için strateji. Burada önemli olan şey tabii ki her zamanki gibi sizin stratejiniz. Ben burada komisyonu da hesaplattım. Çünkü biz buradaki backtest'teki bakiyeye göre al ve sat yapmayacağız. Biz backtest'e başlarken de optimize edilecek kısımlardaki parametreler kısmına da bakiyemizi yazacağız. O yüzden bizim backtest'in sonucuyla hiçbir işimiz yok. Şimdi ben burada işleme giriş çıkış fiyatlarını tanımlattım. Bakiyeleri ve her bakiyenin sonunda da elimde ne kadar bakiye varsa o kadar adet o coin'den almak için bir sistem hazırladım. Burada zaten bunları paylaşacağım. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi bir backtest optimizasyonuna geçiyorum. Ripple dedik. Fark etmez, burada İstediğimiz bir coin deneyebiliriz. Ben algoyu seviyorum. 15 dakikalık, 30 dakikalık ve 60 dakikalıklarda. Benim komisyonum 10.000'de 7.5. Buraya kendi komisyonunuzu yazarak işlem yapabilirsiniz. Çünkü overall menüsündeki, yani backtest'in sonundaki komisyonlarla bizim yine işimiz yok. O yüzden ben komisyonu yine İşlem içerisinde çıkartıp bakiyeden eksiltiyorum. Ona göre al sat yaptırıyorum. Bakiyem de 100 dolar. 100 dolar bakiye ile 10.000'de 7.5 komisyon ile bu ayarlarda MOS stratejisine göre alsın ve satsın. İleridim. Tüm barlarda bakmak istiyorum. Buradakilerle yine dediğim gibi hiçbir işim yok. Çünkü bunları yazdığımda benim overall ve komisyondaki sayılar benim dolar cinsinden olacak. Ama ben dolarımı arttırmak istemiyorum. Algomu arttırmak istiyorum. Bitir dedim. Burada gördüğünüz gibi %121 kar da yazdı. Eksi de yazdı. Hiç önemli değil. Şimdi bunlara teker teker bakacağım. Grafiğe geliyorum. Al satlar burada. Tabii bu tamamen stratejiyle alakalı, çok kesişim olmuştur, o yüzden bu kadar işlem yapmış olabilir. Emirlere geldiğimde 415 tane algo ile başlıyorum. 100 dolarım vardı. 24 centten 415 tane algo almış. Daha sonra zarar da sattığı için ve fiyat da arttığı için benim o anki bakiyemle 359 tane alabiliyor.
bu şekilde işlemleri yapıyor. Bakın ilk başta biraz zarar etti. Daha sonra benim algılarım artıyor. Binlere kadar algoyu çıkartıyorum. Tekrar 600'lere düşürüyorum bu arada, görüyorsunuz. En son 1000 algoya sahibim. Burada ben 415 adet algo 25 centten alarak, yani 100 dolar ile başlayarak şu an 1 doları 1 dolardan 1000 adet algom var. Satmışım zaten. Ama bu kadar hızlı satış yapabilir mi? Bu kadar çok işlem yapabilir mi? Ve bu arada 1 yıllık bir veri. Yani 9 Temmuz'dan beri olan bir veri. 9 Temmuz'dan beri fiyatı 10x yapmış oluyorum. Ama dediğim gibi yine benim amacım elimdeki algoyu arttırmaktı. Dolarım 10x artmış ama algom 2,5x artmış. Kapatıyorum. Altındakine bakıyorum. Yine rapor detaya bakalım. 62 al, 62 sat. Ne zamandan? 12 Mayıs'tan beri yapmış. Yani yaklaşık bir ay. Şunu al buraya. 68 algo ile başlıyor. Ve 79 algoya çıkartıyor. Ama ben burada zarardayım. Yani 1.45'ten algo aldım. 68 tane. Şu an elimde 79 tane var. 1 dolardan satmışım. Hani satmadım diyelim. 79 tane almışım. İşte buradaki olay şu. Neden elimdeki coin'i arttırayım ki, dolar arttırmak varken? Sorusunun cevabı şu. Altlardan benim elimde daha çok, alt fiyatlardan daha çok o coin'den ben artık sahibim. Yani ben ilk aldığım yere döndüğümde, yani tekrar bir boğanın başlaması sürecinde benim elimdeki bu coin'ler artacak. Yani bunu aslında uzun süre çalıştıracağınız zaman çok fazla işe yarayabilir. Başka bir coin'de deneyelim şimdi. Yine backtest dedim. Bu sefer de ada olsun. Yine 15, 30, 60 dakikalıklarda tüm barlar yap. %30 kar var. Bu sefer en aşağıdakinden başlıyorum. Çünkü bu yüzde benim komisyonum 0 iken ve başlangıç bakiyem 1000 iken yapılan bir şey. Ben en alttakinden bakıyorum. Grafiğe geldim, yine al satlar var. Emirlere bakıyorum. 56 adet ada ile başlıyorum. 1.75'ten alarak. Daha sonra biraz aşağıdan satıp daha da aşağıdan daha çok ada alıyorum. 60 tane. Kârda satıyorum. Ve o kâr ile olan bakiyemden 1.66'dan biraz daha çok ada alıyorum. Bu şekilde adalarım zarara uğruyor. Bir süre adalarım artmış. Ondan sonra zarara girmişim. Ana para olarak da zarardayım burada. Demek ki burada en kötü stratejiye baktığımızda gerçekten zarardayız. Geldim en iyiye bakıyorum. Daha sonra işlem sayısına göre de bakacağım. 436 tane işlem var zaten. Gültüm 832 tane adayla başlıyor. Bizim bakiyemiz ne kadardı ya? 200 adaya düşüyor. Adada patladı mesela. Adedim çok 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 düştü. Burada daha az işlemli olanlara bakıyorum. 78 işlem. Emirler. Orada bir yanlışlık olmuş herhalde. Niye orada 1000 tane ada aldı? 1000 dolardan ada aldı, anlayamadım.
Biraz sür dedim. İleri dedim. Buradan Ripple bakacağım. Dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık ve 60 dakikalıklarda bakalım. Yine 10 binde 7,5 komisyonum var. Bakiyem 1000 dolar olsun. 1000 dolarlık Ripple alıp satalım. Ve bakiyemiz artarsa artmış bakiyeyle, bakiyemiz düşerse de düşmüş bakiyeyle. Ona göre alsın. İleri dedim, bütün barlar dedim. Burada benim karşımda 4 tane sonuç çıktı. Şimdi 1000 dolar ile 20 centten 5000'e yakın Ripple aldım. Ne zaman? 9 Temmuz 2020. Geliyorum, bakıyorum Ripple sayım düşüyor. Ripple sayım bayağı düşüyor. %80 Ripple'larımı kaybettim. Ama bu sefer de 1000 adet Ripple'ım var ve 93 centten satmışım. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Yani 1000 adet Ripple'ı 1.80'den de satmışım. Yani 1800 dolarlara da çıkmış bakiyem. 1000 dolarlara kadar düşmüş. Yani ben aslında burada Ripple'da zarar etmişim. Az önce de adayı demek ki şey yaptı. Çok ucuzdan aldığı için o kadar fazla adet aldı. Orasını ben kaçırmış olabilirim. Yani diyebileceğim bu kadar. Stratejiniz iyi ise elinizdeki coin'i bu düşüş piyasasında arttırabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Stratejinizi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Buraya farklı şeyler ekleyip farklı şeyler çıkartabilirsiniz. Bunları açık bir şekilde paylaşacağım. Umarım faydalı olmuştur. Twitter'da da paylaşacağım bunu. Telegram'da da paylaşacağım. Bu paylaşımlarıma destek verirseniz çok sevinirim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere.